Efendim hemen sağ tarafımda size göre, ekrana göre sol tarafta pazar günü büyük bir organizasyon var. Başkanımla biz şöyle bir şey konuştuk. Dedi ki abi senden benim bir ricam var. Dedim buyur başkanım. Köyümün ileri gelenleri, yani yaşlı demeyelim ama ileri gelenleri, daha olgun yaşlı olanlar, bu köyü daha iyi bilenleri ekrana taşıyıp, onlarla röportaj alıp bizim Donbaz'a, Hürriyet'e, İstiklal'e ya da Fener'e, çünkü herkes birbirine yakın, akraba, tanıdık, eş, dost, bir anlattıralım mı dedim ki sevinirim. Hatta bugün az önce de rahmetli babamı tanıyan bir Mehmet abimle galiba, Mehmet abimin yanına da gideceğim. Dedi ki kimlerdensin Karamustafa'dan? Dedim Çağdal, dedi Fehmi abinin oğlu musun? Tüylerim diken diken oldu. Allah razı olsun bana bu duyguda yaşattığın için. Başkanım, arkamızda köyümüzün değerleri var. Ne yapacağız? Şimdi abi bizim derneği kurduğumuzda ilk planlarımdan biri buydu. Yani İstiklal Mahallesi... Şöyle yapalım başkanım, biraz indirelim. Tamam. İstiklal Mahallesi nasıl oluştu? Mahallenin ismi ne zaman oldu? Daha önce neydi? Sivaslar Mahallesi'ydik. Tombaz Mahallesi'ydik. Evet, İstiklal Mahallesi olduk. Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bu mahalle daha eskiden nasıldı? Bunu gençlerimizin bilmesini istedim. Gençlerimiz yani mahallesinin, köyünün tarihini bilmesini istedim. Onun için de yani büyüklerimiz daha iyi anlatıyorlar, daha yaşamışlar. Gençlerin bilmesini istedim dedin ya, ben 60 yaşındayım, benim de eksiğim var. Aynen, aynen. O yüzden gençlerin değil, aynen, köyümüzün bilmesi. Yani, tarihi, yani köyümüzün tarihini anlatsınlar. Ben daha önce Mehmet abiyle bir böyle muhabbetimiz oldu. Ondan sonra esinlendim bu işe. Mehmet abi anlatacak. Sonra daha büyüklerimiz, köy büyüklerimiz devam edecekler. İstiklal'i... Ben hiç lafı kesmeyeceğim. Tek tek mikrofonu vereceğiz. Evet. Kendi tanıtacak. Ne zaman geldi? Biz onları görüntüleyeceğiz. Evet. Bu şekilde mi devam edeceğiz başkanım? Tabii o buraya geldiler ama nasıl o geldiler? Hangi şartlarda? Hangi şartlarda yaşadılar? Şu anda her şey güzel, rahat. Gençler rahatlar. Yol var, elektrik var ama o zaman nasıldı? Tarlada yani çalışmak o zaman nasıldı? Şimdi yani bazı şeyler biraz daha rahatlaştı. Onu büyüklerimizden dinleyelim diyorum ben. O zaman şöyle yapalım efendim. Sizlerden izin alarak, affınıza sığınarak biraz yalakalık olacak belki ama benim sponsorum geldi. Sponsoru bir çağırayım yanıma. Gel bakalım Yaşar Ticir kardeşim, canım, dostum, hoş geldin. Ayağının tozuyla evet, bir alayım bak. Abi olsun. Yani adam benim sponsorum ya, giderken para vermez. Neme gerek kardeşim? Allah razı olsun. Benim geldiğimi duyduğu için sağ olsun yanıma geldi. Kırmadı. Yaşar'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz şimdi köylülerinle bu köye ilk gelişten bugüne kadar günümüzü konuşacağız. Ben az önce sağ olsun abim babamdan bahsedince gerçekten gururlandım. Herhalde bizim de büyüklerimizden bahsedilecek. Bizimle beraber şahit olacaksın galiba. İnşallah. İnşallah. Daha çok işim var bununla. Yorgun, yol yorgunu. Biraz yol yorgunu. Yeni geldi Yaşar. 10 dakika oldu daha geleli. Diyorsun. Siz burada diye geldim. O zaman biz ben dinlenelim. Hazırladım. Evet aynen. Artık büyüklerimiz konuşsun. Mikrofonu gönderiyorum. İsmim Mete Meroğlu. Altındağ'da okul müdürlüğü olarak görev yapıyorum. Yerleşim yerimiz Hürriyet, İstiklal Mahallesi. Sivaslar mevkindeyiz. Bizim buraya gelişimizle ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Benim buradaki bildiğim en eski dedem 1910 doğumluydu. Bizim geliş tarihimiz 1850'lere kadar dayanıyor köydeki yerleşim yerine gelişimiz. Buralara biz geldikten sonra bizlerle beraber burada Osmanlı İmparatorluğu Kafkasları kaybedince Müslüman olan Gürcü ve Çerkezler de buralara iskan ediliyor. Bizim köylere yurt olarak ediniyorlar. Daha sonra yurdumuzun çeşitli yerlerinden, Niksar'dan, Zile'den, örneğin Gölköy'den, Aybastı'dan, Ordu'dan da gelen akrabalarımız, komşularımız, dostlarımız da geliyorlar. Onlar da kendi tarihçileriyle ilgili kendileri verecektir. Bizim Sivaslılar adına buraya gelişimiz 1850'lere kadar dayanmaktadır. Bizim boy olarak Oğuzların 24 Oğuz boyundan biri olan Beydili boyundanız. Buraya da geliyoruz. Samsun'daki ilk yerleşim yerimiz de burası değil. Daha önce Samsun'da
Devlet dediğimiz yer var. Daha sonra Cozdal, şu anki havaalanının olduğu bölge. Oradan işte Samail'in olduğu yer. Daha sonra buralara geliyoruz. En son mesken tuttuğumuz yerlerde buralar. Buraya da geldikten sonra daha sonraki yıllarda siz değerli komşularımız, akrabalarımız, eşimiz, dostlarımız geliyorlar ve köyümüzde beraber yaşamaya başlıyoruz. İstiklal Mahallesi'nin oluşumu ile ilgili de kısaca şöyle söyleyeyim. Biz önce Kara Mustafalı köyünden bölünüyoruz Hürriyet Köyü olarak. Daha sonra Hürriyet Köyü Hürriyet Beldesi oldu. Hürriyet Beldesi'nden biz ayrıldık. Daha sonra da İstiklal Mahallesi oldu. İnşallah daha bölünmeyiz. Birlik beraberlik içerisinde yaşamaya devam ederiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer komşularımıza kendi geliş tarihçeleriyle ilgili, yaşantılarıyla ilgili bilgileri aktarabilirler. Teşekkür ederim. Ben İstiklal Mahalle sakinlerinden Erol Eroğlu, emekli öğretmenim. Ben şimdi eğitimci olduğum için okullardan bilgi vereceğim. Bu mahallenin en eski okulu Sivas Tarihi Okulu dediğimiz okuldur. 1968 yılında yapılmıştır ve o okula ilk kayıt olanlardan birisi de benim. 1968'den sonra daha sonra Tombaz'dan, Kirenlik diyoruz biz şu anda Hürriyet Mahallesi olarak, oralardan okul ihtiyacı doğdu. 1982 yıllarında zannedersem önce Kirenli'ye okul yapıldı. Daha sonra Tombaz'a yapıldı ve bölündü. Bizim Sivas Tarihi Okulu'ndan mezun olup da Samsun'un çeşitli yerlerinde görev alan var. Mesela 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir tane profesörümüz var, Yücel Öksüz. Bizim Sivas Tarihi Okulu'ndan mezun ve şu an hala daha görevde. Bunun yanında okulumuzdan mezun olup da öğretmendir, mühendisi bir sürü şeyler, değerli dostlarımız var. Son yıllarda şeyden de gurur duyuyoruz mesela. Hürriyet Merkezi'nden de okuyup da, Tombaz'dan okuyup da memur olanlar var. Bunlarla gurur duyuyoruz. Köyümüze gelince, ilk önce bizim köyümüz Hürriyet olarak, Kara Mustafa'dan ayrıldı Hürriyet olarak. Hürriyet daha sonra büyüdü, belde oldu. Belde olunca mahallelere ayrıldı. Önce İstiklal'di, Sivas'tardı, Tombaz'dı. Daha sonra şu anda İstiklal Mahallesi olarak gösteriyor. Ama köyün aslı Sivaslardan gelenler, işte biz yerli diyoruz. Niksar'dan gelen, ordular hepsiyle beraber yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuzda şu anki yolların hiçbiri yoktu. Okula giderken yoldan değil de tarlalardan giderdik. Tarlalardan 10 dakikalık yolu yarım saatte giderdik. Yol falan yoktu. Bu yolları, şu anki yolumuz 1982 yılında yapıldı. Köy ile şehir arasında ulaşım sıkıntımız vardı. Araç falan yoktu. Ben okula gitmek için Çarşamba'ya değil de Solova'ya gittim. Dayımın yanına gittim, orada okudum. Çünkü gidiş geliş imkanı yoktu. Sabah gittiğimizde akşam anca dönerdik. Bazen de dönemezdik. Bizden babamgil anlatırdı. Onlar daha zor şartlarda şehire gitmek için şeylerle gitmişler. Kağan arabalarıyla gidiyormuş. Salı günü çıkıyorlarmış yola. Salı günü. O gün akşama Çarşamba'ya varıyorlarmış. Handa yatıp Çarşamba günü çarşambasını yapıp yine handa yatıp Perşembe günü anca dönüyorlar. Çok çile. Kar da şu anki gibi değil mesela. O yıllarda kar 1,5-2 metreye yakın kar yağarmış. Mesela 1-2 ay kış sürermiş. Şu anki iklim değil. Hatta ben kendi çocukluğumda biliyorum. Bir yıl 1973 yılında don olay oldu. Yerde suyun üzerinde buzlar mı oldu? Bir ay yakın yerden kalkmadı. Biz o buzlar olduğu için sevindik. Okulda buzların üzerinde gidip geldik. Yol olmadığı için. Biz de çok çile çekerek okuduk. Öyle kolayla bu hale gelmedik ama şu anda gerçekten gençlere takdir ediyorum. Diyoruz ya rahat rahat. Gerçekten biz çok çile çekerek okuduk. Yaşım da 60. 60 yaşındayım. Şu anki taşımacılık sistemine gelene kadar köyde bir takım zorluklar oluyor. Nenelerimizden öğrendiğimiz, önce atlarla gidiyorlar şehre. Atla, at binmesini bilen atla. Yol yok. At beline kadar çamurun içerisinde. Daha sonra yanlış bilmiyorsam 1960'larda falan traktörler falan geliyor. Taşımacılık traktörlerle oluyor. Traktörün römorklarında insanlar gidiyorlar, geliyorlar. Daha sonraki sistemde işte yollar açılmaya başlanıyor. Yollar yapıldıktan sonra minibüsle taşımacılık başlıyor. Daha sonra işte yollar asfaltlandı, betonlandı, biliyorsunuz. Bunda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha önceki muhtarlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, ama şu anki ortama gelene kadar ecdadımız pek çok sıkıntı çekti. Çamurda gitti, kucağında çocuğun nenelerimiz, yürüyerek götürdüler çarşambaya. Öyle kolay değildi. Ve bir yere kadar, belli bir yere kadar geliyorlardı. Daha sonra işte minibüs başladığı zaman da işte Kara Mustafalı, ilk ayrıldığımız köy, oraya kadar geliyor. Oradan bu tarafa yine yürüyerek geliyorlardı. Yani bayağı bir zorluklar çekildi. O zorluklar bittikten sonra bugünümüze gelindi. Ben tamamlayayım şimdi. Araçlarla gidiş geliş gerçekten daha çok zor olmuş. İlk önce bizim babalarımız, dedelerimiz şeyle gitmişler. Kağan'ıyla gidiyorlarmış. Handa kalıp yat,
Salıdan çık perşembe günü dönüyorlarmış. Gerçekten biz yolsuz şekilde, inan tırnaklarımızı kazıyarak okuduk. Kolay değil, dershane falan değil, tırnaklarımızı kazıyarak okuduk. Ama şu anki gençleri ben şanslı buluyorum. Şansları açık olsun, Allah daha iyi etsin, daha güzel olsun. Benim söyleyeceklerim bu. Ben Mehmet Özden, 1955 doğumlu, 70'e Ramakkala, İstiklal sakinlerindenim. Karabasabalı okuluna 9 yaşında başladım. Karamasabalı okuluna gittiğimiz zamanları zor şartlarda yollarımız yok. Gidip gelirdik. 68 yılında Sivas'ta ilkokulu yapıldı. Yaşar Bayrak muhtar, Fehmi Güngör birinci azamız. Onların eşliğinde Sivas'ta ilkokulu yapılmıştır. Buralar sel ve su altındaydı. Irmağın önüne taşlar döküldü, setler yapıldı. Buna yardımcı olan Kenan Bulutoğlu, Karaşaban derler burada. Karaşaban'ın öncülüğünde setlerimiz yapılmıştır. Buraları sel istilasından kurtarmıştır. Bizim tarihçemiz olaraktan kitabını okumadım. Kulaktan duymayla yıl 1948 yılında Irmak ana yatağı kirenlikten beri akarmış denize. Ana yatak yatak değiştirmiş 39 depreminde. 39 depreminde yatak değiştirdiği zamanları fenere dönmüş. Daha önceki yıllar Donbaz'ın içinden akarmış. Donbaz demek Küçük Kayıkçı Limanı demektir. Küçük Kayıkçı Limanı en eski kuruluşlardan bir tanesidir bizim bölgemizde. En eski köylerin içinde başta gelen Karacalı'dır. Bu mıntıka komple Karacalı'ya bağlıdır. Ondan sonra ama köy kurulmuş, Karamustafalı olmuş. Biz burada Karamustafalı'dan ayrıldık, Hürriyet Beldesi'ni kurduk. O zamanki yönetimdeydim. Ben iki dönem heyetlik yaptım. Belediyeyi kurduk. Tabii burası belediye oldu. Ondan önce de Duran Hoca muhtarımızdı. Bu çamlığı dikmiştir. Halk olarak da yardımcı olduk. Bunu çamlığı yeriştirmiştir. Şimdiki o bulunduğumuz mekan Duran Hoca'nın eseridir. Halkın desteğiyle. Tek başına Duran Hoca bu işi yapacak durumda değildi. Halk destek vermesi gerekiyordu. Öncü kişiler destek verdi. Duran Hoca yaptı. Biz de heyetlik dönemimizde Hamdi Topuzoğlu ve Cevat Şahin eşliğinde çamlığı kurmuşuktur. Halkı bir araya getirmiş ve desteklemişuktur. Burada Hürriyet Köyü'nün, Kavaklı'nın, Donbaz'ın, Sivas'ların hepsinin katkısı olmak şartıyla. Bugüne kadar geldik. Bugün de gençlerimiz bizim yaşadığımız döneme nazaran huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Yaşayacaklar da. Daha iyilerini Allah nasip etsin. Teşekkür ederim. Buraya geldiğimizde trektörlerle çarşıya gidip geliyorduk. Ekim dikim işi zordu. Mısır üzerine geldik zaten. Mısırı yetiştirmek için. İş o günden bugüne büyüdü gitti. Şimdi fındıkçılığa başladık. Bilmem ne yollarımız yapıldı. Serbest gidip gelmeye başladık. Buralar sede kırsal kesimiydi. Çamlar yetişti. Bilmem neler oldu. Belediyelik oldu. Tekrar kalktı. Bizim geldiğimizde elektrik, su hiçbirisi yoktu. Sade kuyular vardı. Kuyulardan su çekiyorduk. Öyle. Ondan sonra sular geldi. Elektriğimiz geldi. 1983'te geldi galiba. Yanılmıyorsam elektrik buraya. Özal döneminde. Ondan sonra selbestliğe girdik. Direktörlerin daha tarım aleti çoğaldı. Herkesin direktörü oldu. Şimdi ise herkesin aracı, gereci bol. Allah'a şükür olsun. Teşekkür ederim. Ben Selahattin Aykır, 1985 yılında Aybas'tan geldim. O günden beri burada tarımla, günümüzçülükle, şuna buna uğraştık işte. Bu çamlığı dikerken biz buradaydık ama biz çalışmadık tabii burada. Öncelikle bu programı yapan başkanımıza, muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen muhtarımıza, başkanımıza sağ olsunlar. Bizleri bir araya getirdi. Teşekkür ediyor. Ordu Gölke'den 1978'de geldik buraya. 22 yıl minibüsçülük yaptım. 25 sene aşağı yukarı kepçecilik.
Bizim de zamanımız böyle geldi geçti. Yolumuz belimiz yoğdu o zamanları. Şu an çok Samsun'un, Çarşamba'nın en birinci sınıf dolmuş hatlarından bir düzergahımız var. İnsanlarımız da bunun değerini biliyorsa ne mutlu bizler için. Biz şimdi Gaviyan'da Sivaslar'a o zaman geldiğimiz zaman 10 yolcu parası farkı da vermiş olsa Tombaz'a bir minibüs girmiyordu yani. Bugünlerimize de şükürler olsun yani. Ha, yolumuz o kadar kötüydü ama şimdi şurada yol beton oldu. 3-5 senedir bir rahat, huzurlu, sıkıntı olmadan yaşıyor diyeyim yani. Hepinize de teşekkür ettim. Sağ olun. Benden de bu kadar. İstiklal Mahallesi'nden Mehmet Kılıç. Yaklaşık biz Ordugöl köyden gelmeyiz bu memlekete. Yaklaşık 40 sene olmuştur. Biz buraya geldiğimizde bu kadara şey yoktu. Kolaylıklar yoktu. Bu kadar kolaylıklar yoktu. Kolaylıklar derken ulaşım araçları, örneğin Çarşamba'ya traktörlerle gider geliyorduk. Traktörlerin kasalarında tıklım tıklım. Yollarımız kum yoldu. Burada biz geldiğimizde burada Niksar, Sulova, Sivaslar komşularımız vardı. Ve kum yollarda enek oynardık. O zamanki geçim tallalarımızda genelde misir yapardık. Hayvancılık, örneğin biz koyunculuk çok yaptık. Burada kışladırdık, yazında yaylaya götürürdük. Bu arada bu memlekette babam da, Celal Kılıç, babam da 3 dönem mıhtarlık yaptı, bu memlekete hizmet etti. Bundan sonra işte torunlarına, şu andaki denek başkanı da benim oğlum Mustafa Kılıç, torunlarına devam ediyor, komşularımız devam ediyor. Şimdi dediğim gibi ulaşım sıkıntılarımız vardı. Tallalarımız çok su altında kalıyordu. Irmak taşıyordu mahsullerimiz, çok şeyde ırmak su altlarında kalıyordu. Yani biz şu anda iyi bir düzende yaşıyoruz. Daha çok iyi bir düzende değiliz ama çok noksanlarımız da var ama eskiye nazaran iyi bir düzende yaşıyoruz. Bu da buraya da kolayla gelinmedi. Bayağı bir zahmetler çekerek geldik. Yani ne diyeyim, biraz işte eskiye nazaran yollarımız biraz daha iyi ama biraz daha geniş olsa yollarımız daha iyi olur. Bunu da büyüklerimizden daha iyi hizmet etmelerini de bekliyoruz. Adım Ahmet Kılıç. Celal Kılıç'ın oğluyum. Dernek Başkanı Mustafa Kılıç'ın amcasıyım. 45 yaşındayım. 1979'da doğdum. Bu memleketteyim. İnşaat kalfalığı yapıyorum. İnşaatla uğraşıyorum. Dönem dönem çoğunlukla dışarıda kalsak da gelip gidiyoruz. Dışarıda çalıştığımızdan dolayı. Şimdi benim anlatmak istediğim bu memleketin önce değerleri, güzellikleri, sonra sıkıntıları, sonra da 20 yıl, 30 yıl sonra nasıl bir aşamaya geleceği. Kısa kısa bunlardan geçeceğim. Biraz hızlı geçeceğim. Şimdi burası 20 sene önce, 25 sene önce çok böyle yaşamaya müsait, zorlukları olan, yaşamaya müsait olmayan bir yerdi. Tabii zaman içerisinde ekonomik imkanlar çoğaldıkça, rahatlaştıkça burası da yaşamaya daha elverişli bir hale geldi. Biz Hürriyet olarak, tümden Hürriyet olarak, yani Hürriyet, İstiklal, Tonbaz, Sivaslar, tüm bu sahil kesimindeki yerleşim mahallesi, Kara Mustafa'dan ayrılma olan bir yerleşim yeri. Neden burada çok kalabalığız? Biraz kalabalık burada. Çünkü buradaki yerleşim biraz kolay. Evlerimizin yerleri, mahallelerimiz hem kum üzerinde olduğundan hem de sel felaketlerinden, su felaketlerinden, yağış felaketlerinden çok fazla zarar görmeyen ev yerlerimiz, özellikle hanelerimiz. O yüzden yerleşim biraz hızlı olmuştur burada. Şimdi buradaki bir tane sıkıntıyı söylemek istiyorum. Burada yağmur çok yağdığı zaman arazimiz deniz seviyelerinde düşük olduğu için buradaki su felaketlerinden çok aşırı bir şekilde zarar görüyoruz. Devlet yönetimi, buradaki yerel yönetim, valilik olsun, kaymakamlık olsun, devlet yönetimi buradaki bu meselelerde bize biraz uzak kaldılar. Çünkü kendimiz bu memlekette dışarıya çok çıktığımızdan, inşaat kalfalığı, ben baraj yapıyorum. Elektrik barajları yapıyorum. Türkiye'nin en büyük barajlarından bir tanesini yaptım. Çetines barajını yaptım ben kendim. O dışarıya çıktığımızda buradaki ihmali yöneticilerin, yerel insanların bize
bizi ne kadar ihmal ettiğini orada çok rahat görebiliyoruz. Çünkü neden görebiliyoruz? Dışarıda da hizmet gören yerleşim birimlerini gördüğümüz için kendi köyümüzde, kendi ilçemizde ne kadar mağdur olduğumuzu anlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben kendi şahsen hobi olarak balıkçılık, avcılıkla uğraşan bir insanım. Bu memlekette iddialı, ben kendi şahsıma iddialı konuşuyorum. Bu memlekette Hürriyet Kara Mustafalı, Semail denilen gene komşumuz, Tombazlar, Sivaslar olarak tüm mahallelerimizdeki bütün arazileri kot farkıyla birlikte tamamen bilirim. Çok iyi bilirim hem de. Çünkü bütün arazilerde avlandım. Hangi arazide ne kadar su oturur, ne kadar selden sudan zarar görür, en iyi arazi hangisidir bilirim. Biliyorum, iddialıyım bu konuda, ama şunu da gördük. Arazimizin üzerinde 30 seneden beri burada bir pompa projesi var. Yapılması gerekiyor. Yapılacak diyorlar, söz veriyorlar, yönetim, valilik, devlet su işlerinde. Burası bir zaman sel felaketine uğradı. Devlet su işlerinden gelen bakanlıktan sayın bakanımız, müsteşarlar geldiler. Burada biz sizin pompalarınızı kuracağız, sizi bu mağduriyetten kurtaracağız dedi. Ama biz böyle bir şey olmadı. Hala bekliyoruz. Muhtarlarımız çok zor durumda kalıyor bu konuda. Çünkü halk sıkıştırıyor, baskı yapıyor. Muhtarlarımız karşı taraftan bu yardımı alamayınca arada kalıyorlar. Bu bizi de rahatsız ediyor. Şu memleket, şuna inanıyorum ben. Samsun Çarşamba, İstiklal, Hürriyet, Kara Mustafalı ve Semail olmak üzere, Costal da bunun içerisinde olmak üzere, bu saydığım yer sahilde bir kesimdir. Bu kesim Çarşamba'nın en güzel yeridir. Deniz seviyesinde aynı seviyelerde olmak şartıyla yerleşime, tarıma çok güzel bir yerdir. Ancak ben şunu gördüm. Samsun, Bafra'ya gittim ben, kuş cennetine. Orada da avlanma imkanım oldu. Gezme imkanım oldu. Ben orada 5 tane büyük pompa gördüm. Yerleştirilmiş ve burada su yükselmelerine karşı Bafra'nın büyük bir arazisini su felaketlerinden kurtarılmıştı. Ve şu anda Bafralı çok güzel bir tarım yapıyor. Çeltik yapıyor, mısır yapıyor, buğday yapıyor ve kışın hiçbir şekilde mağdur olmuyor. Biz aşağı yukarı 30 seneden beri mağduruz. Bu konuda devlet büyüklerinin, yerel yöneticilerin bize daha çok yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu su felaketinden girdik meseleye. Ben bunu anlatmak istiyordum baştan beri. Şimdi Yeşilırmak Karadeniz bölgesinde en büyük ikinci ırmaktır. Ama bizim burada 300 metre, 200 metre genişliğinde akıyor ırmak. Bu ırmağın setleri çok zayıf. Sel felaketine maruz kalıyoruz burada. Burada pompamız yok. Yani bu tür şeylerde bu memleket çok güzel bir memleket ama ihmal edilmiş bir memleket olduğu için yerel yönetimin bize bir an önce buradaki bu sorunlarımızı çözmesini istiyoruz. Çözmesini istiyoruz. Burada daha iyi bir tarım. Buradaki insanların %90'ı tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Daha iyi bir tarım, daha iyi bir hayvancılık yapıldığı zaman inanın daha iyi değerler yükselecek, daha fazla zenginlikler ve daha güzel bir memleket oluşacağına inanıyoruz. Bu böyledir, başka yerlerde olmuştur, burada da olacaktır. Ancak biz burada sadece yerel yönetimlerin bizim sorunlarımıza daha içten ve daha samimi, daha güçlü cevap vermesini istiyoruz. Devletin her şeye gücü yeter. Sadece o sıkıntıyı önüne alıp nasıl yaparız, nasıl yapmalıyız diye değerlendirmesiyle başlar. Biz belki sorunlarımız onların masalarına bile gelmiyor. Gerçekten bu çok üzücü bir durum. Bu memlekette belki senede, belki abartılı olur, araştırmak da lazım. 300-500 milyon liralık buradan hayvan çıkıyor, kesime gidiyor mezbanelere. 501 trilyonluk tahıl çıkıyor. Yine bir o kadara salça çıkıyor, sebze çıkıyor, bu kadara şey çıkıyor. İnanın biz bu hizmeti hak ediyoruz. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Temennimiz budur. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Yaşar Tecir, 1976 doğumluyum. Çarşamba doğumluyum. İlk ismi olarak Kara Mustafa olaraktan babamlar Gölköy Akçalı'dan gelmişler. Buraya gelen ilk Gölköylü babamla amcam diyebiliyorum. Mehmet abi daha iyi bilir gerçi. 1958-60 o civarlarda gelmişler. Şimdi eski halini ben bildiğim kadarıyla
Yani benim yaşımda olanların hepsi inşaatçıdır. 90 doğumlu olanlardan sonrakiler artık memurlar falan çıkmaya başladı köyden. Çünkü okulla alakalı. Ya biz de okullarda bayağı başarılıydık ama yani bir ortaokula gitme şansımız yoktu. Çünkü köyden bir ulaşım yoktu. Herhangi bir şey yoktu. O yüzden yani ilkokul bittikten sonra artık inşaata bir meslek sahibi olmaya gidip gurbetçilik yapıyoruz hepimiz. Ama 90 doğumlulardan sonrakiler artık okumaya imkanı buldular. Çünkü çarşamba ve minibüsler, servisler falan olmaya başladı. Ben ilkokula Sivaslar'da başladım. Sivaslar İlkokulu'nda. 3 sene orada okudum. Sonra Tomaz'a okul yapıldı. Orada devam ettim. 5'ten sonra da artık okul hayatı bitmiş oluyordu bizim için o zaman. Yani en fazla okuyan 5'e kadar okuyup ondan sonra inşaata devam. Bu Çamlık'la alakalı da Çamlık'ı 88 90 o aralarda diktik. Ben o zaman çalıştım tabii burada. Yani orman işleri yevmiye veriyordu. Yani büyük çocuk küçük demiyorlardı. Herkes çalışabiliyordu. Zaten kumluk alan olduğu için. Pek de diyecek bir şey yok. Şu anki duruma göre iyi, güzel bir yerdeyiz ama eski halini bilenler, yani ben bile az çok biliyorum. Eskiden zordu. Yani çarşambanın en kötü yerindeydik eskiden. Şu anda en iyi yerindeyiz. Tabii bu bizim yani büyüklerimizle, yani muhtarlarla, işte birkaç dönem belediye başkanını yapanlar oldu. Onların sayesinde, sonra derneklerin sayesinde burası biraz tanıtıldı. Yani şu anda yani köyümüzde yabancı gibi olduk. Orası da başka bir konu. Çünkü burayı tanıttıkça artık elimizden yavaş yavaş almaya başlıyorlar gibi bir şeyler oldu yani. Ama işte zaten biz de köyde bayramdan bayrama, işte böyle festivallerde falan bir gelebilirsek geliyoruz. Gelemezsek o da yok. Senede yani bir ay geçiremiyoruz şu güzel memleketimizde. Hepimiz genelde İstanbul'da gurbet. Ya da işte yeni doğumlu olanlar, şey olanlar da, onlar da artık memur. Söyleyeceklerim bu kadar. Pek fazla söyleyecek bir şey yok. Başkana bu şeyi yaptığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi genelde büyüklerimiz çok eskileri anlattıkları için, biz tabii o dönemlerde çocuk olduğumuz için anlatabileceğim çok fazla da bir şey yok. Hatırladığım kadarıyla eskiden minibüsler olmadığı için benim çocukluğumda Mehmet abinin traktörleriyle çok çarşıya gittiğimi biliyorum, sallana sallana. En güzel günlerinde o günler olduğunu düşünüyorum. Şu an şurada bulunduğumuz şu çamlıkların yıllar önce dikilmesinde az da olsa bir katkım olduğunu düşünüyorum. Biz de zamanında geldik, burada çalıştık. Şu an bu ortamda bu havayı soluyorsak, bizlerin çocuk da olsak emekler olduğunu düşünüyorum. Kendim İstanbul'da ikametgah ediyorum. Festival nedeniyle ve ayrıca da düğünümüz olması vesilesiyle bu sene geldik yine iznimize. Sağ olsun başkanımız da bize bu ortamı sağladı. Festivali de düzenleyeceğimiz ilk festival olması vesilesiyle gerçekten herkes, görüyorum gençler de dahil olmak üzere, herkes koşarak geldi. İnşallah bu vesileyle de festivalimiz gayet güzel ve şenlik havasında geçer. Herkese teşekkür ediyorum. Efendim, aslında sevgili başkanımın istemiş olduğu konuşma bu değil. Ama biz yine de alabileceklerimizi aldık. Evet, biraz. Çünkü başkanımın benimle konuştuğunda, böyle bir konuşma yapalım dediğinde, hani şu boya kadar kar ve buz üstüne gidip geldik denmişti ya. Kılıç adaşım gerçekten özetledi her şeyi. Ama inşallah bu burada kalmayacak. Çünkü bura benim de köyüm dediğim gibi. İnşallah zaman zaman buraya geldikçe bu bölgenin, sadece İstiklal'in değil, bu bölgenin, tüm bölgenin sorunlarını dile getireceğiz. Ve ben burada şunu söyleyeceğim. Özellikle ben siyasi konuşacağım. Başkan pek siyasi konuşmayı sevmediği için ve yarınki etkinlikte de bunu yapmayacağına eminim. İstanbul'da birçok siyasi parti başkanları ve birçok milletvekilleriyle, hatta şu an isim de vererek söyleyeceğim, İstanbul milletvekili Giresun evladı, çok değerli bir insan Hasan Turan vekilimle çok emek verdik, hizmet verdim. Parti olarak değil, sadece televizyon olarak hizmet vermiştik. Ama Hasan Turan'ın Giresun'a ve Giresun sevdasını bildiğim için örnek gösterebileceğim bir vekil. Örneğin belediye başkanı olarak konuşabileceğim birkaç isim var ama maalesef bizim Samsun bürokrasisi benim gözümde yerde sıfır. Bitik durumdadır. Ben hiçbir bakanın
Samsunlu bakanın ya da hiçbir Samsunlu milletvekilinin seçimden sonra köye gidip de arkadaşlar bu sözü vermiştik, sözümüzü tutabildik mi dediğini hatırlamıyorum. İsim de veririm, onu da söyleyeyim. Eğer ola ki sosyal medyadan biri derse ki kardeş atıyorsun, isim veririm rahat rahat. Hatta şunu söyleyeyim, sevgili Çiğdem Karaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız. Dünya Red kardeşimdir. Dört dörtlük bir insan. Sadece seçim öncesi hanımefendiyi görürüz. Ama seçimden sonra hanımefendiyi kimse göremez. Ne festivallerde görebilir doğru düzgün. Çok büyük organizasyonlarda olur. Bakın İstanbul'da Samkon 500 kişiyi toplayamadığı günü ben çekerken sırtımdan kamerayı indirip ben bunu çekmem dedim. Ama Hürriyet'in festivaline baktığım zaman buradaki İstiklal'in festivalinde göreceksiniz. İstanbul'da Fener'in etkinliğini gördüm. Yani tıka basa insan dolduran derneklere gelmeyen arkadaşlara sözüm, vekillere sözüm. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na sözüm. Şu an etrafında vızır vızır sivrisinek dolaşıyor. Ve burayı siz tatil, yani turizme açtınız. Altımızdaki denizin anlatılmaz mümkün değil. Az önce de anlatılmıştı. En azından senede 2 ay can kurtaran gönderseniz, bir sahil güvenlik gönderseniz. Başkanımın söylemeyeceğini bildiğim için ben dile getiriyorum bunları başkanım. Hiç kusura bakma, yine söylüyorum, bu köy benim köyüm. Eğer köy benim köyümse başkanımın yanında da konuşurum, muhtarın yanında da konuşurum. Halit Başkanım, senin yanında da konuşurum. Yüreği güzel bir insansın, cansın ama maalesef Hürriyet, Kara Mustafalı, buralarda ben hizmeti sıfır görüyorum. Başkan, toparlayalım. Ben gaza geldim galiba. Ben içimden gelenleri söyledim. Toparlayarak ben de buradan maalesef arkadaşlar beni bir yere çağırıyormuş, oraya gideceğim. Evet Ahmet abi, şöyle söyleyeyim. Biz öncelikle farklı kültürlerden, yörelerden gelmiş bulunmaktayız buraya. Çok güzel bir aile olduk. Sonuçta ben burada doğdum. Buranın çocuğuyum. Milliyetçi bir yapım vardır. Yani haksızlığı hiç sevmem. Onu da söyleyeyim. Şimdi festival hazırlığımız var. Biraz kafamız dolu. Ama şöyle bir şey var. Ben tabii belediye başkanımıza da, kaymakam beye de şunu söyledim. Ya 50 hektarlık bir alanda 5 dönüm bir yerde mahalleliye, İstiklal Mahallesi'ne ait bir yerde verirseniz biz orada festivalimizi yaparız. İşte açık hava düğünümüzü yaparız. Öyle bir talebimiz oldu. Ama onlar tabii inşallah bizi duymuştur. Yani çünkü burada daha önce çok yangınlar oldu. Bunu köylü söndürdü. Burada 40 yıllık orman var. Bu 40 yıllık ormanı bu köylü kurtardı. Bu köylü sahip çıktı. Yani tabii ki 5 parmağın 5'i bir değil ama sonuçta 40 yıldan beri bu orman burada. Ya biz tabii ki Allah'a şükür eskisi gibi değiliz. Mesela mahalle olarak tamam, gençler iş adamı, herkes İstanbul'da büyük işler yapanlar var. Derneğe çok güzel destekleri var. Köyün eksiklerine, camilerine falan bayağı, yani köyde garibana evi olacak, evi yapılacak birilerine destek olan gençler var, iş adamları var. Allah'a razı olsun ama sonuçta burada çiftçilerimiz bazı şeylerden tabii ki mağdur. Yani deniz gerçekten bizden deniz seviyesi yüksek. Sahilde tabii her yıl 15 tane yaklaşık 10-15 gencimiz vefat ediyor. İşte oraya tabii ki biz de söylüyoruz ama oranın yasak olduğunu söylüyorlar. Ama tanındıktan sonra yasak olmanın bir anlamı yok. O zaman yolu kapatmak lazım. Şimdi tabii burada köyde Allah'a şükür herkes orayı bildiği için ona göre giriyor ama yabancı gençlerimiz, onlara yazık oluyor. Yani çarşamba merkezden gelen gençlere yazık oluyor. Yani demek istediğim emek verenin de hakkını vermek lazım. Yani yani bu şekilde oldu ama nasıl oldu? Buralara kadar nasıl geldi? Nasıl korundu? Yani burada köylü de yani sizden çok bir şey istemedi. Aslında kendi malından bir parça, yani bize ait, bizim ismimizde bize ait bir 5 dönüm 10 dönüm bir yer istedik. O çok görüldü ama ilerleyen zamanlarda bunun mücadelesini vereceğiz inşallah. Ve bunu da kesme abi, senden ricam. Yarın beraber gidelim. Bizim mesela burada kaç metredeyim? Yaklaşık 12 metre, 10 metre yüksekliğindeki çamın kaç metresine kadar kumun dolduğunu yarın birlikte görelim. Bunun da devamını eklersen sevinirim. Teşekkür ederim Ahmet abi.
O zaman yarın bu görüntüleri ekrana taşıdıktan sonra da sizleri artık bu sorunların arkasında büyük bir eğlenceye, horona, halaya, işte kolbastıya, kaba cevize, Türkiye doyuracağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik bizden bu kadar. Allah'a ısmarladık.